PowerPoint uygulamamızı yeni bir slide ekleyerek devam ediyorum. Bu slide'da WordArt ekleme biçimlendirmeyi ve video eklemeyi göstereceğim. WordArt eklemeyi ekle menüsü içerisindeki metin grubundan yapabiliriz. Buradaki WordArt'ı kullanarak ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Ya da tasarım alanında slide içerisinde bir metin kutusu varsa oraya yazdığımız bir yazıyı direkt WordArt'a çevirebiliriz. Başlık eklemek için tıklayın kısmına tıkladım. Buraya başlığımı yazıyorum. Daha sonra bu yazdığım metni WordArt'a çevireceğim. Seçtikten sonra biçim grubunda, çizim araçları biçim grubunda WordArt stillerini uygulayacağız. Hazır stiller var. Bu stillerden beğendiğimizi uygulayabiliriz. İstersek tekrar dönüp değişiklik yapabiliriz üzerinde. Dolgu rengi, kenarlık rengi biçimi ve metin efektlerini burada WordArt stiline uygulayabiliriz. Gölge, yansıma, parlama gibi özellikler var. Beğendiğimiz biçimi, stili uygulayabiliriz. Metin efektlerinden dönüştürde eski ofisteki gibi WordArt stillerini uygulamamız mümkün. Dalga 2'yi seçiyorum. Evet, bu şekilde bir WordArt biçimi uyguladık. Bu kısımlardan WordArt'ın seçtiğimiz efektine göre daha da detaylı biçimlendirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Evet, şimdi video eklemeyi gösterelim. Yine düzenimizin içerisinde küçük butonlar varsa en sağdaki, en alttaki video ekle butonunu kullanabiliriz ya da ekle menüsünden medya grubu içerisindeki videoyu seçebiliriz. Burada çevrimiçi bir video ya da bilgisayarındaki video diyerek ilerleyebilirim. Bu kısmı kullanacağım. Düzen içerisindeki butonu tıklıyorum. YouTube ya da herhangi bir web sitesindeki kaynak dolu kopyalayıp herhangi bir videoyu direkt ekleyebiliriz. Ya da dosyadan eklemek istersek göz ata basıp bilgisayarımızda mevcut olan bir videoyu çalışma içerisine dahil edebiliriz. Video ekledikten sonra yukarıda yine video araçları diye bir sekme açılıyor. Biçim ve kayıttan yürüt iki tane grubu mevcut. Videomuzu genişletme, daraltma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Döndürme işlemi yapabilirsiniz. Biçim sekmesinde düzeltmelerden kontrast ve parlaklık değerini, renkten yine renklendirme değerini ayarlamamız mümkün. Burada poster çerçevesi diye bir seçenek var. Videonun başlangıçta önünde bir resim görüntülenmesini istersek burada poster çerçevesi seçilebilir. Dosyadan resim diyerek yine bilgisayarımızda mevcut olan bir resmi çerçeve olarak, poster çerçevesi olarak gösterebiliriz. Yani başlangıçta bu şekilde bir resim gözükecek. Daha sonra play tuşuna bastığımızda videomuza geçiş yapacak. Tasarımı sıfırla diyerek, hatta tasarımı sıfırla boyutlandır diyerek ilk başta aldığımız şekle geri getirebiliriz. Geri aldım. Şurada poster çerçevesini sıfırla dediğimizde de bu başlangıçtaki resmi silebiliyoruz. Resimlerde olduğu gibi kenarlık stilleri var. Video stilleri diye geçiyor burada. Çerçeve stilleri. İstediğimiz şekilde çerçeve stilini, kenarlık stilini buraya video içerisine uygulayabiliriz. Yine videonun şekli, video kenarlığı, video efekti seçenekleri kullanarak bu videoyu biçimlendirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Kayıttan yürüt sekmesine geçersek burada ön izlemek için bir yürüt butonu var. Bastığımızda video çalışacaktır. Yer işareti ekleyebiliriz ve bu yer işaretleri arasında hızlı bir şekilde geçişi gerçekleştirebiliriz. Alt, Home ve Alt, End tuşlarını kullanarak yer işaretleri arasında geçiş gerçekleştiriyoruz. Video clip diyerek istemediğimiz bir kısmı ya da sadece göstermek istediğimiz bir kısmı video içerisinde bırakabiliriz. Diğer kısımları atabiliriz.
Bu da bizi daha çok ilgilendiren kısım görüntü seçenekleri kısmıdır. Burada tıklatınca çalışmasını ya da slayta girdiğimiz anda otomatik olarak çalışmasını istersek otomatik olarak seçmemiz gerekiyor. Tam ekran oynat dediğimizde sunu ön izlemesi yaptığımızda video ekranı kaplayacak şekilde büyüyecektir. Oynatılmadığında gizli işaretlenirse video çalışmadığı takdirde herhangi bir şey görüntülenmeyecektir. Durdurulana kadar dön denildiğinde sürekli bittiğinde tekrar başa alacaktır. Yürütüldükten sonra geri sar. Yani bir kere video bittikten sonra tekrar başa alacak. Orada bekleyecektir. Burada bu şekilde mesela bir deneme yapalım. Tıklatınca çalışsın. Şurada ön izlemeden slide gösterisi ya da Shift F5 ile direkt 8. slide'dan başlayabilirsiniz. Yani şu an video var. Kontrol butonu burada. Bastığım anda çalışacak. Basıyorum. Video çalışmaya başladı. İleri doğru saralım. Mesela bitti. Tekrar başa almadı. Bir de otomatik olarak çalıştırmayı gösterelim. Slide'a girer girmez otomatik olarak çalışması için bu seçeneği işaretleyebiliriz. Mesela bu sefer 7. slide'dan başlatayım. Shift F5 ile başlattım. Şimdi 7. slide'a tıkladığımda 8. slide'a geçecek ve girer girmez o videonun çalışması gerekecek. Evet. Video ekleme, video ayarları bu şekilde.